Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hoş geldiniz. Bizler sizler için ülkemizin önemli bölgelerini gezmeye devam ediyoruz. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız İzmir'de bulunan tarihi asansör ve Dario Moreno Sokağı. Biz gezerken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte gezimize başlayalım. İzmir'in önemli yerleşim merkezlerinden Karataş, eskiden gayrimüslimlerin yaşadığı birbirinden farklı kültürleri barındıran bir semtti. Karataş bölgesi tarih boyunca taş ocağı olarak kullanıldığından sahil şeridi yani bugünkü Mithatpaşa Caddesi ile yukarıdaki Halil Rıfat Paşa semti uçurumlarla birbirinden ayrılmıştı ve aralarında 58 metrelik bir yükseklik farkı bulunmaktaydı. Bu iki yerleşim bölgesi arasındaki ulaşım ise sadece çok basamaklı bir merdivende yürüyerek sağlanmaktaydı. Aşağı semtte yaşayan Türklerin Karataş merdivenleri, yukarı semtte yerleşen Yahudilerin ise Devidasların merdiveni adını verdikleri bu merdivenler, bölgede yaşayanların ulaşımını sağlamak amacıyla yaptırılmıştı. O dönemde Devidas ailesinin bir ferdinin merdivenlerde yürürken düşüp ayağını kırdığını öğrenen ailenin yakın dostlarından Nesim Levi acilen iki bölge arasına asansör yaptırmaya karar verir. Tarihi asansör 1907 yılında Musevi iş adamı Nesim Levi tarafından bir caddeden diğerine 155 basamaklı merdivenle ulaşılan ve 58 metre yükseklikteki iki semtin arasında hızlı, kolay ve tehlikesiz ulaşımı sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Nesim Levi'nin Avrupa şehirlerinde gördüklerine benzer bir asansör yapma fikrini o dönemde geliştirdiği ve uyguladığı anlatılırken, bugün bile asansörün girişinde görülebilen tuğlaların o dönemde Marsilya'dan sipariş edildiği bilinmektedir. Asansör giriş kapısının üzerinde bulunan İbranice yazının yanı sıra aynı yerde Fransızca yazılı kitabe de bulunmaktadır. Tarihi asansörün varış noktasında ise çeşitli motiflerle süslenmiş ahşap balkonlu küçük bir seyir terası bulunmaktadır. İzmir'in kalbi sayılan Konak'tan araçla birkaç dakika uzaklıkta olan asansöre geldiğinizde ana caddeden içeriye doğru giden bir çıkmaz sokak karşılar önce sizi. Sokağın başında bir tarafta dünyaca ünlü sanatçı Enrico Macias büstü, diğer bir tarafta ise İzmir aşığı Dario Moreno büstü bulunmaktadır. Sokağın diğer köşesinde büstü bulunan Yahudi asıllı İzmir'e hayran sanatçı Dario Moreno ise bir süre tarihi asansöre giden ve isminin verildiği Dario Moreno sokağındaki bir evde yaşamıştır. Günümüzde tarihi asansör çalışır durumda olup üst katında bulunan kafeterya ile restoran müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Demir konsollar üzerinde bulunan seyir terasından İzmir Körfezi, kuş bakışı olarak çıplak gözle izlenebildiği gibi teleskopla da izlenebilmektedir. Ege'nin incisi İzmir'e gelip de tarihi asansöre çıkmadan veya balkonundan şehrin muhteşem manzarasının resmini çekmeden ya da Dario Moreno sokağında bulunan taş kafelerde bir şeyler içmeden giderseniz çok şey kaçırmış olabilirsiniz. Şimdi sıra sizde gezginler. Beğendiyseniz kanalımıza abone olun, izleyin. Değerli yorumlarınızla bizi destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.